Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kat kat, çıtır çıtır, tel tel ayrılan ve kolay bayatlamayan çok lezzetli bir katlama hazırlıyoruz. Tarifimi yani videomu nereden izlediğinizi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Hemen işimize, mayamızı aktifleştirmekle başlayalım. Bunun için toplamda 300 ml yani ortalama 1,5 su bardağı kadar ılık sütün içerisine 3'te 1 yemek kaşığı kadar instant maya ve 1 yemek kaşığı kadar da toz şeker ekleyip güzelce karıştırarak bir kenarda mayanın aktifleşmesini bekliyoruz. Diğer taraftan ise uygun bir kase alalım. İçerisine 5 su bardağı un ekledikten sonra üzerine yarım yemek kaşığı kadar tuz ekleyip güzelce karıştıralım. Hemen peşinden üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 adet yumurta ekleyerek çırpmaya başlayalım. İsterseniz yumurtayı önceden çırparak da ilave edebilirsiniz. Lakin böyle daha da kolay oldu açıkçası. Şöyle hemen güzelce çırptım. Ardından azar azar hazırlamış olduğum mayalı karışımı ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Ta ki hamurumuz karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar bu şekilde devam edelim ki hamur yoğururken elimize çok fazla yapışmasın. Ardından kaşığı çıkartalım ve elimizle yoğuralım. Eğer bu aşamada unu az gelirse veya fazla gelirse kendiniz kontrollü bir şekilde süt veya un ilavesi yapabilirsiniz. Yani çok yumuşak olursa çok az miktarda un ekleyin veya çok sert olursa az miktarda süt ekleyerek kıvamını yakalayabilirsiniz. Hamurumuz kesinlikle sert bir hamur olmamalı. Çok fazla yumuşak değil ama yumuşak bir hamur olmalı. Yani kulak memesi kıvamında olmalı. Güzelce yoğurduktan sonra üzerini kapatalım ve yarım saat kadar oda sıcaklığında dinlendirelim. Bırakalım. Ardından hazır olan hamurumuzu en az 4, en fazla ise 8 eşit parçaya bölelim. 4 hamur ile de yapabilirsiniz. Daha katları az olur. 6 hamur ile genelde yapılır. Ben 8 hamur ile yapmayı tercih ettim. Şöyle hemen hamurlarımızı beze haline getirelim. Bu aşamalarda un kullanmadım. Hamurun içerisinde birazcık yağ olduğu için ele fazla yapışmıyordu açıkçası. Şöyle tamamını hazırladıktan sonra hemen bir tepsinin üzerine alalım. Ve hamurlarımızı daha kolay açabilmek adına öncelikle üzerini bir bezle kapatalım ve bu şekilde 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirelim ki kendilerini salıp birazcık yumuşasınlar. Ardından hazır olan hamurlardan bir tanesini tezgaha alarak bolca un ve merdane yardımıyla açalım. Bu arada ben oklavayla açtım ama merdane ile de açabilirsiniz. Yani çok çok inceltmeye gerek yok. Mayalı hamur olduğu için ve de beklediği için oldukça kolay bir şekilde açılacaktır. Bir tane hamuru açtıktan sonra geriye kalan hamurların tamamını da açtım. Bir bezin üzerine serdim ve o şekilde yanımda beklettim ikinci bir işleme kadar. Sizler tek tek açıp üst üste de yerleştirebilirsiniz. Ben hem çekim kolay olsun hem de sizlere gösterirken çok fazla sıkılmayasınız diye bu şekilde yaptım. Öncelikle hamuru açtıktan sonra üzerini tereyağı ile ve fırça yardımıyla güzelce yağladım. Ardından bir iki dakika isterseniz bekleyebilirsiniz. Ben hemen bekletmeden bu şekilde hamuru birazcık daha genişlettim ve ikinci hamuru üzerine koyarak elimle hamurların boylarını eşitliyorum. Eşitledikten sonra tekrardan birazcık çekiştirerek büyütelim. Her defasında yeni bir hamuru üzerine yerleştirdiğimizde hamuru hem önceki hamurun boyutuna getirelim ardından bir tık daha büyütelim. Bu şekilde katları daha da belirgin ve de güzel olacaktır. Bu arada arasını yağlarken kesinlikle sıvı yağ kullanmıyoruz. Bu tarif için uygun değil. Olabildiğince hızlı bir şekilde hemen diğer katları da sizlere gösteriyorum ama tabii ki de hem tek tek yağlama aşamalarını ve hamuru açma aşamalarını göstermek istemedim. Sizler izlerken sıkılmayasınız diye. Bu arada arka fonda çok fazla yağmur sesi gelebilir. Mutfaktayım ve cama çok fazla yağmur vuruyor. Bugün 8 Ocak. Ben de İstanbul'dayım. Sizler beni nerelerden izliyorsunuz? Hava nasıl? Onu yoruma yazarsanız çok sevinirim.
Bu arada hamur bekledikçe kendini iyice salacaktır. Sonuncu katları yerleştirirken oldukça pratik olur. Yani daha da işiniz kolaylaşmış olacaktır. Bu aşamada isterseniz hamuru bir 10-15 dakika dinlendirin. Ardından açmaya başlayın. Ama hava çok soğuk olduğu için bu aşamada eğer içerisindeki tereyağı donarsa benim gibi böyle hızlıca oklavayla da büyütebilirsiniz. Ama hava sıcak ise zaten hamur kendini iyice saldığından ki elinizle de büyütebilirsiniz. Olabildiğince ince bir şekilde açalım. Dikdörtgen bir hamur yapmalıyız ama hamurun katlarına zarar vermeyelim. Ardından hamurumuzu 4 parmak aralıklı olacak şekilde keselim. Uzunluğuna olacak şekilde. Hamurun kenarlarını da ince bir şekilde keserek çıkartmayı unutmayalım ki daha sonrasında pişerken görünüşü çok daha düzgün olsun. Bu hamurları ister fırında pişirin, isterseniz de tek tek yine aynı şekilde yağın içerisinde pişirebilirsiniz. Ardından çok fazla katlı olmasın diye, yani görüntüsü bozuk olmasın, çok katlı olmasın diye hamuru enine şekilde ikiye kestim ve böyle şekil veriyorum. Önce 4 parmağıma hamuru doladım, ardından ikiye katlıyorum. Aynı videoda gördüğünüz şekilde. Tekrar hemen hızlıca bir tanesini daha göstermek istedim. Bu arada katladıktan sonra hamurun herhangi bir tarafında kalınlık olursa elinizle eşitlemeyi unutmayın. Hem yağlı hem de mayalı bir hamur olduğu için oldukça kolay bir şekilde şekil alacaktır. Hazırladığımız hamurların tamamını uygun bir tepsinin içerisine dizelim ve üzerini örttükten sonra en az 15-20 dakika kadar mutlaka oda sıcaklığında dinlendirelim ki pişerken katları belirgin ve de çok çok güzel olsun. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra uygun bir tencerenin içerisine bolca sıvı yağ ekleyip kaynama derecesine kadar ısıtalım. İçerisine ben böyle bir çubuğu yerleştirdim, yani daldırdım. Kenarlarında kabarcıklar çıkmaya başladı. Demek ki hamurum artık kaynama derecesine kadar ısınmış. Güzel ısınması çok çok önemli. Yeteri kadar ısındıktan sonra ocağın altına orta ateşe getirdim. Ve bu şekilde pişirmeye başlıyorum. Hamurlardan iki tanesini içerisine attım. Ve iki çatal yardımıyla hamurların katlarını açarak böyle pişiriyorum. Tarifin en önemli püf noktası budur. Yani güzel şekilde pişirirseniz çok çok güzel olur. Bu arada tarif Azerbaycan mutfağına ait, ismi ise gatlamadır, yani katlama anlamında. Ve benim doğup büyüdüğüm şehir Tovuz ile ilişkilendirilir. Yani Tovuz gatlaması olarak bilinir genellikle. Dünyanın birçok yerinde yapılmasına rağmen, tabii öncelerden yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Özellikle bu sosyal medya çıktıktan sonra, YouTube kanalları olduktan sonra birçok farklı ülkede yapılıyor. Ama isminin ve nereden geldiğini söylenmiyor. Ama ben çok küçük yaşlarımdan hep herkeste pişirildiğini gördüm. Özellikle düğün, nişan bohçaları için mutlaka hazırlanır. Şöyle hemen yağın içerisinden çıkartalım. Üzerindeki fazla yağından arındırdıktan sonra bir mutfak havlusunun üzerine koyalım. Bu arada unutmadan bir şey, sizlerle bir anımı paylaşmak istiyorum. Ben çok daha küçüktüm. Yani böyle 10-11 yaşlarında anca vardım. Böyle hamur işlerine, yemeklere falan çok meraklıydım. İki yengem birlikte bu yemeği hazırlıyorlardı. Yani katlama pişiriyorlardı. Ben de başlarında durup meraktan izliyordum. Aslında canım çektiğinden değil, sadece merakım olduğundan. Ama bir anda bana şey dediler. Hani bu şey sayıyla yaptık biz bunu, oğlan tarafına götüreceğiz falan böyle konuşmaya başladılar. Sanki ben istiyormuşum gibi. O anı hiçbir zaman unutamadım. Neden bilmiyorum. Bu yemeği de senelerce hiç yapmadım. Çok garip ama aslında hiç böyle hani canım falan çekmemişti ama beni böyle derinden yaralamıştı diyebilirim. Daha çok küçüktüm bu arada. Asla hani onları rencide etmek amaçlı söylemiyorum. Belki kendileri de izlerler. Ellerinden öpüyorum hepsinin. Hepsi
çok değerli benim için, çok seviyorum. Ancak öyle garip bir anım vardı ve hiçbir zaman unutamadım. Bu tarifi nerede ne zaman görsem hep o gün aklıma gelir. Böyle neyse, hemen tarife devam edelim. Gördüğünüz gibi kat kat ve çok çok güzel oldu. Müthiş lezzetli bir tarif ve çıtır çıtır. Hiçbir zaman da öyle kolay kolay bayatlamıyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Servis ederken ben üzerine pudra şekeri serpiştirdim ama eskiden pudra şekeri yerine normal toz şeker serpiştirip o şekilde servis ederlerdi. Benim kendi deneyim olarak size söylüyorum. Üzerine bal gezdirince veya reçel suyu gezdirip o şekilde de tüketince çok çok lezzetli olur. Şöyle gördünüz nasıl çıtır çıtır, kat kat ve katları belirgin tel tel ayrılıyor. Eğer doğru şekilde pişirirseniz gerçekten müthiş güzel bir tarif. Bu emeğe değer diye düşünüyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.